Pandemi döneminde yaşanan sorunların tekrarlanması pahasına üniversiteler kapatıldı ve çevrim içi eğitime geçildi. YÖK Başkanı'nın üniversitelerin hibrit sisteme geçeceğini açıkladığı tarih 30 Mart. Yüksek Seçim Kurulu'nun adres değişikliği için verdiği son tarih 2 Nisan. Nüfus müdürlükleri adres değişikliği için eğer kişinin üzerinde bir fatura yoksa ikametgahta olan kişinin de hazır bulunmasını bekliyor. Yani bu kadar kısa bir süre içinde bu işlemin tamamlanması çok zorlaştırıldı. YÖK Başkanı vize sınavlarının çevrim içi yapılacağını söylerken final sınavlarının nasıl yapılacağını üniversite senatolarının takdirine bıraktı. Üniversite senatolarının birçoğu ise hala karar almadı ya da aldıkları kararı öğrencilerine duyurmadı. Akademik takvimlerde güncelleme yapılmadı. Sınavların seçim haftasına denk geldiği üniversiteler de var. Yani şu anda öğrenciler 14 Mayıs haftasında nerede olacaklarını bu kötü yönetimden kaynaklı bilmiyorlar. Dönemin en başında söylemiştik. Online eğitim, eğitim değildir. Daha dönemin en başında böyle bir karar almayacaktınız. Madem böyle bir karar aldınız, o zaman dönem ortasında bu kararı değiştirip gençlere iki kez bu masrafı yaptırmayacaktınız. Bunu da yaptırdınız. Oy kullanmak, geleceklerinde söz sahibi olmak isteyen gençlerin seçmen kayıtlarını düzeltmelerine uygun zaman tanıyacaktınız. Oy haklarını gasp etmeyecektiniz. Demokrasi bileti, gençlik kollarımızın daha önce duyurduğu ve hayata geçireceği bir projeydi. Türkiye'deki tüm üniversite öğrencilerine tekrar çağrı yapıyoruz. Eğer seçmen kaydınızı almadıysanız ve üniversitenizin bulunduğu şehirde oy kullanacaksanız ve üniversiteniz sizi eğer sınav için oraya zorla getirtecekse biz sizin yanındayız. Seçimlerde oy kullanmanız için ne gerekiyorsa yapacağız. Buna ulaşım bedelleri de dahil.